bir defa hava savaşları topyekün olur. Bakın önce bunun kuralını bilelim. Hava savaşları öyle tek tek yok, o gidip de roket sana vuracakmış, gelip de bizim, biz de ona gidecekmişiz, öyle bir şey yok. Ya, bakın ben hayatım boyunca harekat bölümlerinde çalıştığım için hava savaşları topyekün olur. Çünkü devamlı baskın beklersiniz. Baskın beklediğiniz için harekat konuşuna geçersiniz. Harekat konuşundaki bir hava kuvvetleri oradan kalkan uçak sayısını gördüğünüz anda bütün hava kuvvetleri havalanır ve savaş topyekün başlar. Öyle tek tek yok bilmem o gelmiş buraya, bu gitmiş oraya, yoktur öyle bir şey. İki, harekat çapı nereye kadarsa düşman uçaklarının oraya kadar %100 bir kısmının geleceğini hesaplayarak hava savaşı gider. Yani olayı katiyetle saptırmayalım. İki, efendim SİHA'lar, İHA'larla ilgili 45 tane T-6 uçağı var. 20'si silahlıydı SİHA düşürmek için, bizim SİHA'ları düşürmek için. 25'ini daha İsrail vasıtasıyla silahlandırıyorlar. Karşımızdaki çalışmayı görelim, ona göre hareket edelim. Sonra bakın, kara ve deniz kuvvetleri hava üstünlüğü elde edilmeden bir harekat icra etmez. Ederse çok büyük zayiat verir. O zayiatı hiçbir zaman için göze almamamız gerekir. Bizim söylemek istediğimiz hava gücünün daha üstün olması amacı bu. Aşağıda insanlarımız şehit olmasın. Onun için söylüyorum. Milletime de doğruları söylüyorum. Çünkü bu konularla, bakın bir kar daha size misal vereyim. Hepsinin içinde bulundum. Kardak'ta Plan Harekat Daire Başkanıydım. Önce Hava Kuvvetleri 12 saatte savaş konuşuna geçti. Arkasından Deniz Kuvvetleri 2 günde, 7 günde Kara Kuvvetleri savaş konusuna geçti. Ondan sonra Kardak'a biz birlik çıkardık. Yani herhangi bir şekilde bizim denizcilerimize müdahale etselerdi topyekün savaşa girmek için hazırlığımız tamamdı. Ve bunun için de ayrıca herhangi bir şekilde Kardak'ta bize çıkan birliğimize ateş ederler diye 12 tane uçağımız da havada bekliyordu. Yani bu aynı şekilde 1994'te, bakın 94'te de 12 mile çıkarma ihtimali vardı Yunanistan'ın. O zaman deniz hukuku konferansı yapılmıştı Kasım ayında. Yunanistan 12 mile çıkaracağım diye bir noktaya geldiğinde biz tamamen hava kuvvetleri ve bütün kuvvetlerimiz savaş konusuna geçti. Savaş konusuna geçtikten sonra herhangi bir şekilde öyle münferit savaş söz konusu olmaz. Topyekün savaş olur. Topyekün savaş olur. Onun için milletimiz onu bilsin. Herhangi bir şekilde Yunanistan'da savaş oluyorsa topyekün olur. Sonra Kıbrıs'ta ABD yanında değildi. Bakın o günleri bilelim. ABD niye yanında değildi? Çünkü Sovyetler Birliği daha yıkılmamıştı. 1974 yılıydı. İngiltere yanına gelirim dedi. Ama İngiltere dahi göze alamadı. İki tane uçak gemisini Malta'ya getirdi. Fakat Kissinger dedi ki İngiltere'ye, Türkiye'nin elinde 102'ler var dedi. Ne demek biliyor musunuz bu? 102 uçakları çünkü kamikaze uçak olarak kullanılıyor. Yani iki tane kamikaze uçak gemilerine vurduğu zaman İngilizlerin uçak gemileri ortadan kalkar. Kissinger bunu o zamanki İngiltere'nin Dışişleri Bakanlığı'na söyledi. Olay bu. Malta'nın doğusuna da geçemedi İngiliz gemileri. Yani olayları bilelim.